Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cepli poğaça tarifini paylaşmak istiyorum. Hamuru için 2 tane yumurta sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 1,5 su bardağı süt ekliyorum. 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyip karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar karıştırdım. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Biraz un alıyorum. Üzerine tuzunu ekledim. Yoğurma makineme aldım. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurdum. Hamuru şöyle bir toparlayıp üzerini kapattım ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamur 1 saat mayalandı. 1 saatin sonunda hamuru şöyle bir toparlayıp masanın üzerine alıyorum. Bezeler alacağım. Hamuru 11 parçaya bölüyorum. Bir tane bezeyi hazırladım. Üzerini kapattım ve bezeleri 30 dakika dinlendirdim. 30 dakikanın sonunda videoda görüldüğü gibi erimle açıyorum. Üzerine sıvı yağ sürüp ikiye katlıyorum. Tekrar sıvı yağ sürüp tekrar ikiye katladım. Bütün poğaçaları bu şekilde hazırlıyorum. Tekrar gösteriyorum. Elimle biraz açtım. Üzerine sıvı yağ sürdüm. İkiye katladım. Tekrar sıvı yağ sürüp tekrar ikiye katlıyorum. Poğaçalarımızın şekli bu şekilde. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirdim. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Üzerine susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırına gönderdim. 220 derecelik fırında böyle puf puf kabarıp üzeri kızarana kadar pişirdim. Poğaçaların içini bu şekilde açtım. Sandviçler hazırlayacağım. Domates, salatalık, kıvırcık, dilim kaşar peyniri kullandım ben. İsterseniz salam da kullanabilirsiniz. Domates, dilim kaşar peynirini, kıvırcıkları ceplerimize yerleştiriyoruz. Bütün poğaçalarımı bu şekilde hazırlıyorum. Poğaçalarımız hazır. Çok güzel, çok lezzetli. Nefis bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Bizim evde kapış kapış bitti. Sizlere kıvamını iç dokusunda göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kızardı. Yumuşacık, nefis bir lezzet. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.